sonra yani Urfa hakkında nasıl bir ilgi beklediniz veya beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü? Evet, uzun süre bir tutukluk sürecini yaşadım. Yaklaşık 4 yıl içeride kaldım ve bu 4 yıl süre içerisinde de fiziki olarak Urfa halkından her ne kadar uzaklaştırmış ve uzak bırakmış olsam da tüm yüreğimle, tüm ruhumla aslında Urfa halkıyla iç içe olduğumu, onlarla birlikte olduğumu söyleyebilirim. 2010 yılında, 11 yılında yapılan genel seçimlerde de bunu halkımız büyük bir fedakarlık ve özveriyle sandığa yansıtarak beni milletvekili olarak seçtiler. Bu boyutuyla da büyük bir sahiplenme ve bağlılık ortaya konuldu. Ve ben bu sahiplenmenin ve bağlılığın müthiş bir onurunu yaşadığımı ifade edebilirim. İki milletvekilinin alabileceği bir oy sayısıyla bu sahiplenmenin gerçekleştirilmiş olması bir yandan manevi olarak büyük bir mutluluğu vermiş iken diğer taraftan da bana büyük bir görev ve sorumluluğu yükledi. Ben de içeride olduğum süre içerisinde bu sorumluluğun gereğini dört duvar arasında layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Fakat olanaklarının kısıtlı olması, koşullarının müsait olmasından dolayı sınırlı bir şekilde bunlar gerçekleşti. Ancak şu anda dışarı çıkmışım, fiziki olarak da özgürüm ve dışarı çıktıktan sonra da halkımızın büyük bir ilgisiyle karşılaştım. Bu konuda da müthiş bir coşku, mutluluk yaşandı. İnsanların sevgisini ve bağlılığını gözlerinden, davranışlarından, hareketlerinden görmek beni de büyük bir derecede sevindirdi, mutlu kıldı. Ve bu coşku, bu heyecan benim daha fazla mücadele etmemi, halkımızın sorunlarına ilişkin daha fazla çalışma yürütmemi de kamçıladı diyebilirim. Ben de mümkün derecede buna cevap olmanın çabası içerisinde olacağım. Bunun için elimden ne geliyorsa onu gerçekleştireceğim. Evet, Ekrem Bey, yani cezaevindeyken de dediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi yani sorunları dile getirmeye çalıştınız. Yani çıktığınız ilk anda da meclise gidip yemin ettiniz. Bu yeminden sonra da mesela hani bir soru önergesi verdiniz. Trafik kazalarının nedeninin araştırılması. Hani bunu neden yola çıkarak soru önergesi verdiniz ve cevap alabildiniz mi? Evet, aslında ben içeride de Urfa'da yaşanan temel sorunlarla ilgili çalışmalar yapıyordum. O olanaklar çerçevesinde de ancak soru önergesi şeklinde Urfa'daki toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve buna çözüm üretmek amacıyla bunları yapıyordum. Çıktıktan sonra da bu çerçevede çalışmalarımı yürüttüm. Çok yoğun bir süreci yaşıyoruz. Bir yandan seçim, diğer taraftan yeni çıkma itibariyle diğer yandan bölge gezilerimiz söz konusu oldu. Serhat'a bir gidişim oldu, orada mitingler oldu. Bunun dışında da Ankara'da da bazı programlar vardı, onlara da dahil oldum. Uludere'ye gittim. Evet, Uludere'ye, Roboski'ye gittim. Yani Roboski ailelerini nasıl gördünüz? Evet, Roboski aileleri gerçekten çok acılı, çok öfkeli bir şekilde gördüm kendilerini. 34 insanın öldürülmesi, haksız yere, sebepsiz bir yere adeta katledilmeleri Roboski ailelerinde müthiş bir tepkiye, müthiş bir öfkeye sevk etmiş. Zaten bizler de cezaevindeyken bu Roboski katliamını duyduğumuzda aynı acı ve öfkeyi bizler de yaşadık. Suçsuz insanlar, sadece geçim çabası ve mücadelesi içerisinde olan, ekmek parası kazanmak için mücadele eden, o noktada çalışan insanların bombalarla, uçaklarla katledilmeleri hiçbir şekilde kabul edilir
bir şey değildir. Ve şu ana kadar da AKP hükümeti bu katliam emrini veren ve bu katliamı gerçekleştirenlere dair herhangi bir yasal işlem yapmış değildir. Tüm bunlar Türkiye'nin çok acı bir yönünü ifade ediyor. AKP hükümeti ne yazık ki Rogoski dahil olmak üzere birçok sorunu halen çözmüş değil, birçok katliamın sorunlarını halen açığa çıkarmış değil. Bunlara ilişkin her zaman genel geçer, oyalayıcı sözler söylemekten öte herhangi bir şey yapmamış, adeta katilleri saklayan ve kendi sorumluluğunu da örtbas eden bir tutum içerisindedir. Diğer taraftan Rogoski'ye gidiş, Urfa'daki seçim çalışmalarına dahil olmam, çok yoğunluklu bir sürecin gerçekleştirme ve yürütmeyi beraberinde getirdi. Mümkün derece Urfa'nın bütün yerlerine ulaşmaya, halkımızla beraber, halkımızla birlikte hem kendime bir teşekkür ziyaretinde bulunmayı, hem de varsa sorunlarını, varsa problemlerini birinci elden, birinci ağızdan dinleyip ona çözüm olmanın çalışmasını yürütüyorum. Bu konuda çıktığımdan sonra iki soru önergesi verdim aslında Urfa'nın sorunlarına dair. Birincisi Urfa'da çıktıktan sonra gördüğüm çok önemli sorunlardan biri özellikle çocuk yaştaki vatandaşlarımızın, halkımızın maruz kaldığı veya bağımlısı kıldığı bir uyuşturucu alışkanlığı sorunu var. Ve bu Urfa'da oldukça yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu hepimiz için çok önemli bir sorun ve bu soruna dikkat çekmek, bu sorun üzerinde bir gündem oluşturarak yetkilerin gereken önlemi almalarına ilişkin bir soru önergesi verdim. Akabinde de trafik kazalarıyla ilgili yoğunca yaşanan ve mal kaybına ve can kaybına oldukça fazlasıyla yol açan trafik kazalarına ilişkin bir önerge verdim. Burada da kamuoyunun dikkatini çekecek ve kamuoyunun o noktada halkın sorunlarına cevap olacak. Evet, duyarlılığını geliştirecek. Yetkililerin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdim. Evet, vekilim hani şu anda seçim çalışmaları kapsamında hani ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Hani Urfa'nın, Urfa halkının en büyük sorunlarından hani göze çarpan hangisi oluyor? Yani işsizlik problemi var biliyorsunuz. Yani Urfa'da tabii en büyük sorun ekonomik sorun. Urfa'da gerçekten çok ciddi anlamda bir ekonomik sorun söz konusu. Bu ekonomik sorunun da yarattığı sonuçların en büyüğü de işsizliktir. Onun dışında sosyal yaşamla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Sağlıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Eğitimle ilgili çok büyük oranda geçmişten beri katlanarak büyüyen bir sıkıntı var. Belediyelerin yaratmış olduğu belediye hizmetleriyle ilgili genel hizmetler boyutuyla yaşanan ciddi sıkıntılar var. Adeta denilebilir ki Urfa sorun ve sıkıntılar yumağı haline gelmiş bir kent ve biz de bu mevcut durumunu ortadan kaldırmaya yönelik kendi çalışmalarımızı, kendi projelerimizi halkımızla paylaşmak, halkımıza bunun nasıl giderileceğine dair düşüncelerimizi aktarma çalışmalarını yürütüyoruz. Urfa'da 30 Mart yerel seçimine giderken de özellikle halkın kendi kendini yönetebileceği, kentindeki sorunların çözümü için söz, yetki ve karar sahibi olabileceği bir belediyecilik anlayışını anlatmaya çalışıyoruz. Ve Urfa'da bu birikmiş sorunların temel çözüm modeli de, yöntemi de bizim ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik modelidir. Bu modelde kendimizi ve kentimizi kendimiz yöneteceğiz modelidir. Tamamen demokratik esaslar üzerine, demokratik katılım esasları üzerine inşa edilmiş ve bunun üzerine gerçekleştirilen bir modeldir. 15 yılı aşkındır partimizin yönettiği belediyeler var.
Urfa'da da dört ilçede belediyelerimiz söz konusu. Bunlardan çok başarılı çalışmalar yaptığımız belediyelerdir. Özellikle belediyecilik anlayışımızın, belediyecilik modelimizin bu mevcut ilçelerde nasıl sonuçlar verdiğini tüm halkımız görmektedir. Bir Viranşehir'in geçmişte biz iktidarı devralırken nasıl sorunlar dünyada olduğunu tüm Urfalılar ve Viranşehir'ler çok iyi bilmektedir. Bugün gerçekten Viranşehir'e gittiğiniz zaman çok modern, çok yaşanılabilir bir kent pozisyondadır. Adeta bir İstanbul'un nezih kentlerini aratmayacak bir güzellikte bir kent meydana çıkmış. Altyapıya, genel üst yapı sorunları, su ve benzeri kanalizasyon sorunları, yeşil alan sorunları, sosyal yaşam ihtiyaçları hep bizim belediyecilik çalışmalarıyla belli ölçülerde gidermiş durumdadır. Keza Ceylanpınar'da aynı durumdadır. Bir bütün olarak biz belediyecilik anlayışımızda esas aldığımız temel ilke herkesin kendi mahallesindeki, kendi sokağındaki sorunlarını çok rahat bir şekilde belediyeyle birlikte paylaşarak çözebilmesinin olanaklarını ve zeminini sağlayacak bir sistem çalışmamız var. Yani şunu söylemeye çalışıyorsunuz, hani bir belediye başkanı tek başına karar veremez, halkın da görüşleri işin içine katılarak o şekilde hizmet. Evet, kesinlikle. Yani yerinden yönetim esaslı ki biz partimizin demokratik özellik olarak ifade ettiği bir modeldir bu aslında. Bu model sokaklardan başlayarak mahallelerden, köylerden, ki köylerde artık mahalle statüsüne girdi ve herkesin kendi evinden başlayarak ta şehrin geneline kadar yaşanan sorunları kendisinin de müdahil olduğu, kendisinin de söz sahibi olduğu bir sistemle çözmesini esas alan bir belediyecilik anlayışımız var. Ve biz belediyeciliği bu temel perspektif üzerinden ele alıyoruz. Urfa'da da en fazla ihtiyacı olunan model de aslında budur. Bugün Urfa Belediyesi, AKP'nin de bulunan belediyelere baktığımızda Urfa Belediyesi dahil olmak üzere buralarda halkın söz sahibi olduğu, halkın belediyecilik hizmetlerinin sürecine dair olduğunu söylemek mümkün değildir. O açıdan da bu durumdan kaynaklı da Urfa'daki sorunlarımız ne yazık ki halen çözebilmiş değildir. Biz tüm bunları çözebilecek ve ortadan sorunları ortadan kaldırabilecek bu belediyecilik anlayışımızla gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Ve bunların olabileceğini halkımızın da vereceği güç destekle mümkün olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet, hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Hani genel bir seçim değerlendirmesi yapacak olursak BDP'nin 30 Mart'ta çıkaracağı sonuç size göre nedir? Yani oranlar ne şekilde olur? Yani ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Urfa'da partimize yönelik çok yoğun bir ilgi söz konusu. Özellikle birçok kesimden partimize katılım gerçekleşiyor. Bu bizi büyük oranda heyecanlandırıyor. Çalışma şevkimizi, azmimizi daha fazla artırıyor. Ve ben Urfa'da 30 Mart'ta Barış ve Demokrasi Partisi olarak büyük bir başarıyla sonuç alacağımızı düşünüyorum. Mevcut belediyemizin sayısını birkaç kat artırabileceğimizi iddia edebilirim. Ki bunu halkın ilgisinden, halkın bize karşı yoğun katılımından söylüyorum. Bu anlamıyla Urfa'da seçim çalışmalarını oldukça önemsiyor ve bu çalışmalara o sıcaklıkla, o ilgiyle katılıyoruz. Halkımızın bu gösterdiği yakınlığı, halkımızın bu gösterdiği teveccühü çalışmalara sevk ederek kendi gücümüzle cevap olmaya çalışıyoruz. Biz toplumsal sorunlarımızın çözümünün de ancak bu bakış açısıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ve bu seçim sürecinde gerçekten bir barış havasında, bir kardeşlik havasında
yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Urfa'da bizim aleyhimizde propaganda edilen birçok olumsuz yaklaşımlar ve davranışlar söz konusudur. Urfa halkının şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki biz geçmişten beridir hep barıştan, kardeşlikten, huzurdan ve hoşgörüden yana olduk. Bugün de aynı ilkeyi esas alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonra da Urfa halkının rahatı ve huzuru için elimizden ne geliyorsa tüm gücümüzle bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu seçim süresince de kesinlikle bir gerginlik, bir farklı, olumsuz durumun yaşanmaması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Seçim herkesin kendi projeleriyle, kendi programlarıyla demokratik bir şekilde kendisini özgürce ifade edebileceği bir ortam ve iklimde ancak daha huzurlu ve daha rahat geçebilir. Bunun için de diğer partilerin de bu konuda gereken duyarlılığı ve hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Yani bir yarış kardeşlik havası içerisinde olmalıdır. Yarış demokratik bir iklim içerisinde olmalıdır. Projelerle olmalıdır, düşüncelerle olmalıdır. Önerilerle olmalıdır, programlarla olmalıdır. Biz de elimizden geldiğince bunun maksimum düzeyde en iyi bir şekilde gereklerini yerine getireceğiz. Urfa'daki seçimin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Urfa'nın birikmiş sorunlarının çözümü için hayırlı olmasını diliyorum. Partimize karşı da halkımızın güvenmesini, partimizin onların partisi olduğunu, partimizin onlarla büyüdüğünü ve ileriki süreçlerde de onlarla büyüyeceğini buradan tekrardan vurgulamak istiyorum. Ve son günlerde özellikle partimize karşı yoğun bir ilgi yaşanmaktadır. Bu ilgiye karşı da duyduğumuz boyutuyla özellikle esnafımız bazı kişiler tarafından, bazı böyle karanlık kişi ve çevreler tarafından esnaf tek tek kezilerek bundan sonra işte BDP belediye kazandıktan sonra esnafın kepeğini kapatılacağı veya kapattırılacağı, Urfa'da çeşitli olayların çıkacağı, huzurun bozulacağı ve benzeri aslında karalama ve iftira çalışmaları yapılmaktadır. Bu konuda insanlarımızın bize karşı olan ilgisi, esnafımızın, halkımızın bize karşı olan ilgisi kırılmaya ve bunlar ortadan kaldırmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Yalan yanlış bilgiler insanlara aşılamaya, empoze edilmeye çalışılıyor. Buradan ifade etmek istiyorum ki bu tür şeyler kesinlikle yalan, yanlış ve iftira niteliğinde söylentilerdir. Biz parti olarak hiçbir zaman esnafımızın kepenini kapatma ve kapattırma gibi bir politika içerisinde olmadık. Bundan sonra da hiçbir zaman böyle bir yaklaşım içerisinde de olmayacağız. Bu söylentileri yayanlar, bu söylentileri gerçekleştirenler ve gerçekleştirenler Urfa'da kardeşlik havasının, barış havasının olmasını istemeyen, bunun bozulmasını isteyen çevrelerdir. Özellikle AKP hükümeti de zaten bunun başında gelmektedir. AKP'nin mevcut politikaları içinden geçtiğimiz süreçte dahil olmak üzere kardeşlik havasını sekteye uğratan, kardeşlik havasına zarar veren barış ve huzuru bozucu politikalardır. Dolayısıyla AKP'nin bu yanlış politikaları zaten doğal olarak insanlarımızın kepen kapatmasına, yoksullaşmasına sebep olmaktadır. Eğer Türkiye'de ve Urfa'da bir kepen kapatmadan söz edilecekse ve bu kepen kapatmanın sorumlusu aranacaksa bunun baş sorumlusu aslında AKP hükümeti ve onun politikalarıdır. O açıdan da biz parti olarak hiçbir zaman bu politikalara ve bu anlayışa müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın kepengini ve dükkanını daha huzurlu bir şekilde açabileceği, kendi kazancını daha rahat bir ortamda sağlayabileceği bir belediyecilik hizmeti sürdüreceğiz.
bu konuda halkımızın hiçbir kuşkuya mahal bırakmadan bize inanmasını ve güvenmesini istiyoruz.